hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü Nora abanız sizi çok özlemişti. Hem de bugün sizlere çok güzel bir şeyden bahsetmek istiyordu. Arkadaşlar yaz aylarına girdik, artık yaz aylarındayız. Ve yazları genelde bizim yapmayı en çok sevdiğimiz şeylerden biri nedir? Şu ne arkadaşlar, bunu görünce aklınıza ne geliyor? Tabii ki de yüzmek, denize bakmak, denizi koklamak diyebilirim sizlere. Bazen yüzemesek bile en azından o güneşin denize vurmasıyla, güneşin denizin rengini böyle parlatmasıyla içimize sevinç veren bir şeydir deniz. İşte o yüzden ben bugün arkadaşlar çok büyük bir sevinçle uyandım. Çünkü bugün Tanrı'nın denizleri, okyanusları, deniz canlılarını, denizin dalgasını, deniz seslerini, okyanusun altındaki o böyle deniz canlılarının dünyasını çok merak ederek uyandım ve aynı zamanda da Tanrı'ya teşekkür ettim. Çünkü gerçekten bazen kış aylarında bile, sadece yaz aylarında değil, böyle denizin kenarına yürüyüp böyle denize baktığım zaman oh diye böyle içime o denizin kokusunu, içime o canlıların orada yüzdüklerinde çıkardıkları sesleri, dalgaların seslerini içime çektiğimde bana çok iyi geliyor. İşte bu yüzden arkadaşlar bugün sizlere denizlerin, okyanusların güzelliğini hatırlatarak programı açmak istedim. Ama aslında bunun bir sebebi var. Neden deniz ve okyanuslardan bahsediyorum bugün? Birazdan size bunu açıklayacağım ama ondan önce şöyle gidelim bir Ege'ye. Ege bize bakalım neler anlatacak, onu bir dinleyelim. Ondan sonra da bugünün okyanuslarla ilgili nasıl bir anlamı varmış hep birlikte onu görelim. Hiçbir papağan yuva yapamaz. Ama insanlar papağanları kafeslere koyarak onlara yuva oluşturduklarını sanarlar. Çok zalimce değil mi? Bence her hayvanı özgür bırakmak gerekir. Yani papağan havada güzel değil mi? Erkeklerin kalbi dakikada 70, kadınlarınki 78 kez atar. Ama bir erkek güzel bir kadın gördü mü kalbi 3,5 atmaya başlar. Bir kuş pisliği dediğimiz şey aslında idrarıdır. İdrarda suda çözünmeyen maddeler olduğu için sıvı bir şekilde çıkmaz. Omuzunuza kuş pislediğinde piyangocuya gitmek yerine hemen temizlemeye başlayın bence. En uzlu uzayan tırnak orta parmak tırnağıdır. Fıstık dinamit yapımında kullanılır. Aman çocuklar, fıstık ezmesini ekmeğe sürerken yavaş olun. Patlayabilir. Köpekler ortalama 160 kelime öğrenebilir. Border Collie tarzı köpekler 200 kelimeden fazla öğrenebilir. Benim köpek ile her akşam okul dönüşü sohbet edebiliyoruz mesela. Ben onu okuma yazma öğretmeye de niyetliyim. Arkadaşlar Ege'yi sizin adınıza teşekkür ediyorum. Sevgili Ege, yine verdiğin bilgilerle gerçekten günümüzü güzelleştirdin, günümüzü zenginleştirdin. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim konuya geri dönmek istiyorum. Bugünün acaba anlamı ne? Denizlerle, okyanuslarla nasıl bir alakası olabilir bugünün? Haydi hep birlikte bakalım, görelim acaba bugün doğa bize denizlerle, okyanuslarla ilgili ne söylemek istiyor? Hep birlikte görelim. Okyanus gününüz kutlu olsun arkadaşlar. İşte bugün Dünya Okyanus Günü. Bu gerçekten çok güzel bir haber. Çünkü dedim ya sabah sizlere, okyanuslar olmasaydı, denizler olmasaydı acaba ne yapardık? Bu duruma nasıl baş ederdik? İyi ki denizler, okyanuslar var. Çünkü Tanrı zaten tabii ki de bizim dünyamızı güzelleştirmek için onları yarattı ve aynı zamanda denizleri, okyanusları ve deniz canlılarını sevelim diye onları yarattı. Peki Dünya Okyanus Günü'nün acaba nasıl bir anlamı varmış? Dünya Okyanus Günü ne demek? Biz bugün ne yapmalıyız? Böyle okyanuslara gidip yakından bakmalı mıyız? Ya da okyanus belgeselleri mi izlemeliyiz? Ne yapmalıyız? Birazdan size onlardan da bahsedeceğim. Ama ondan önce şöyle çok güzel bir videomuz var. Birazcık denizleri, okyanusları görelim, içimiz açılsın. Ondan sonra Nora abanın size bugünün önemini anlatmak için zaten sizi burada bekliyor olacak. Thank you.
güzel içimiz açıldı. O gördüğümüz dalgalar, su. Of, gerçekten sanki böyle yüzümü yeniden yıkamışım gibi oldu. Böyle tazelendim arkadaşlar. Umarım sizler de denizleri, okyanusları çok seviyorsunuzdur. Bazen şunu düşünüyorum. Hani hep derler ya, böyle denizin altında bir dünya var diye. Bazen belgesellerde, televizyonlarda görüyoruz. Balıklar renkli renkli, böyle kırmızı, yeşil balıklar. Sonra denizin altındaki böyle çiçekler, renkli renkli. Onları gördüğüm zaman düşünüyorum. Acaba Tanrı onların dünyasında neler yapıyor? Kesinlikle şundan eminim bir kere. Tanrı onları çok seviyor. Ve bizim de onları çok sevmemizi istiyor. Ve bizim onları sevmemiz şu anlama geliyor arkadaşlar. Onları korumak, onlara zarar vermemek. Çünkü normalde biz sevdiğimiz insanlara zarar vermiyoruz değil mi? Sevdiğimiz insanları seviyoruz. Onlar için fedakarlıklar yapıyoruz. Onları korumak istiyoruz. Mesela bizden daha küçük kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa, çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı, bazen annemizi, babamızı bile korumak istiyoruz. Ki zaten sevgiyi şöyle anlayabiliriz. Tanrı bizi ne kadar çok seviyor ve sürekli korumak istiyor. O yüzden eğer bizler de denizleri, okyanusları sevmek istiyorsak öncelikle onları korumalıyız. Peki nasıl korumalıyız arkadaşlar? Birincisi, denizlere çöp atmayarak. Mesela deniz kenarında sahilde yürürken denizde böyle selpak, mendil, çöp, pet şişe, bunları atmayarak ya da bir vapurda bir yerden bir yere giderken denize bir şey atmamak, simit atmamak mesela. Çünkü bunları yaptığımız zaman deniz canlılarının dünyasına ait olmayan şeyleri onların dünyasına sanki sokuyoruz. Ve bu da arkadaşlar aynı zamanda bizim denizleri ve okyanusları korumamamız anlamına geliyor. Ama peki Dünya Okyanus Günü'nün anlamlarından birine, bence kesinlikle Dünya Okyanus Günleri'ne, gününü yani korumak, okyanusları korumak, denizleri korumak. Bizler okyanuslara çok fazla gidemiyoruz, öyle bir şansımız yok, ama en azından etrafımızda deniz olan şehirlerde yaşayan arkadaşlarım bilirler ki denizleri kirletmek isteyen insanlar var etrafımızda. Biz de bunlardan biri olmayalım arkadaşlar. Şöyle olmuş aslında normalde. Okyanuslar kara ve denizlerden, yani hem denizlerden, çünkü denizlerden gelen şeyler okyanuslara karışabiliyor. O yüzden denizlere attığımız çöpler okyanuslara karışabiliyor. Ya da karadan biz onlara kirli şeyler yaptığımız zaman, attığımız zaman, kirlettiğimiz zaman, işte o zaman okyanuslar zarar görmüş oluyor, az önce söylediğim gibi. Bir de aşırı balıkçılık var. Yani çok fazla balık avlıyor bazen insanlar ve o zaman da balık türleri tükeniyor, onlara zarar vermiş oluyorlar. İşte arkadaşlar, Dünya Okyanus Günü'nde özellikle böyle üzücü şeyleri hatırlayıp elimizden geldiği kadar, en azından kendi yapabildiğimiz kadar denizleri korumaya dikkat ediyoruz. Ve tabii ki arkadaşlar, bence bugün denizlerin, okyanusların güzelliklerini hatırlayarak tekrardan denizlere gireceğimiz günü, denize gireceğimiz günü, yüzeceğimiz günü, kumlarda dolaşacağımız günleri heyecanla beklemenizi tavsiye ediyorum ki kavuşmanız o kadar güzel olsun. Evet arkadaşlar, şimdi bu kadar konuştuk. Artık biraz hem sizin için hem de benim için mola zamanı. Hadi bakalım, gidelim birlikte kumdaki hikayeleri izleyelim. Rab İsa hayatının en zor günlerini yaşıyordu. Büyük bir keder içindeydi. En çok üzüldüğü şey, bir öğrencisinin ihanet ederek kendisini ele vermesi ve diğer öğrencisinin kendisini inkar etmiş olmasıydı. Masum olduğu halde yargılanmıştı. En kötüsü ise hakkında ölüm cezası verilmişti ve onu savunan hiç kimse yoktu. İsa'yı çarmıha gelmeden önce vali Pilatus, kırbaçlanması için İsa'yı askerlerine teslim etmişti. Onu acımasızca kırbaçlıyorlardı. İsa yediği kırbaçlar sebebiyle büyük acılar çekiyor, şiddetli kırbaçlarla vücudunun her yanı kanıyordu.
Sonrasında askerler İsa'yı alıp giysilerini çıkararak ona mor bir kaftan giydirdiler. Dikenlerden bir taç yapıp başına koydular. Eline bir sopa verip kendisiyle alay ettiler. Bu kadarla kalmayıp yüzüne tükürdüler ve sopayla başına vurdular. Rab İsa için bu ihanetler ve eziyetler kolay dayanılır şeyler değildi. Ama o kurtuluşumuz için her şeye tahammül etti. Daha sonra İsa'yı yola çıkarıp kendi çarmıhını ona taşıttılar. İsa çarmıh yolunda yürürken onu sevenler çok üzülüyorlardı. Pilatus'a onu çarmıha ger diyenler ise mutluydu. Yolda askerler etraftaki kalabalıktan birini çağırarak çarmıhı zorla ona verdiler. Bu kişi ise Kireneli Simon'du. İsa'dan çarmıhı alıp Golgota denilen yere gelinceye kadar taşıdı. Golgota'ya ulaşınca askerler, İsa'nın ellerini ve ayaklarını çarmıha çivilediler. Romalı askerler toplanarak İsa'nın giysilerini çıkardılar. Çarmıha çiviledikten sonra kim ne alacak diye kura çekip aralarında giysilerini paylaştılar. Daha sonra askerler Rab İsa'yı çarmıh ile birlikte kaldırdılar. Başının üstüne Yahudilerin kralı budur yazan bir yafta astılar. Bu bölümün de sonuna gelirken şimdi şu ayetle veda edelim. Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Galatyalılara Mektup 6. bölüm 14. ayet. Arkadaşlar hep birlikte kumdaki hikayeleri izledik ve şimdi sırada sen olsan ne yapardın bölümümüz var. Burada ben size bir soru soruyorum. Sizler de bu durumun içinde eğer siz olsaydınız ne yapardınız? Bana onunla ilgili cevaplarınızı gönderiyorsunuz. Bizlere WhatsApp'tan her şekilde ulaşabilirsiniz. Sesli mesaj atabilirsiniz. Video gönderebilirsiniz. Yazı yazabilirsiniz. Hatta başka nasıl isterseniz aklıma gelmiyor ama birçok şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. Ve biz de yarın bu sorunun cevabını birlikte öğreneceğiz. Bugün soru günü. Sizler düşünmeye başlayın ve hemen eğer cevabınız varsa bizlere cevaplarınızı gönderin diyorum. Şimdi haydi bakalım isteyen arkadaşlarım gözlerini kapatıp hayal edebilir. İsteyen arkadaşlarım gözlerini açarak heyecanlı bir şekilde kulaklarını da açarak kocaman soruyu dinleyebilir ve hemen düşünmeye başlayabilir arkadaşlar. Bu sırada da Nora abanız size sorunuzu sormaya başlasın. Şimdi şöyle düşünün, artık yavaş yavaş bizler evlerimizden böyle çıkabilmeye başladığımız günlere girdik. İşte bu yüzden de arkadaşlar artık bizim yakın zamanda arkadaşlarımızı görme, kuzenlerimizi, akrabalarımızı görme, onlarla yeniden buluşma dönemimiz başlıyor. O zaman şöyle düşünün, arkadaşlarınızla sözleştiniz, dediniz ki bugün saat öğlen 3'te buluşacağız. Birlikte oturacağız, sohbet edeceğiz, oyunlar oynayacağız. Tam buluşma saatinden öncesinde siz evde beklerken şöyle ay nasıl uyku bastırdı anlatamam böyle bir koltuğa uzanıp birazcık şekerleme yapmak istediniz. Yani buluşmadan önce birazcık uyumak istediniz. Peki ne oldu biliyor musunuz? Sizler bu uykuyu birazcık abartıp
gözünüzü açtığınızda saatin tam 4 olduğunu fark ettiniz. Yani normalde buluşma saatiniz 3 ise siz gözünüzü 4'te açtınız. Yani şu an bile tam olarak 1 saat geç kalmış bulunmaktasınız. Peki böyle bir durumda acaba ne yaparsınız? Çünkü biraz zor bir durum. Arkadaşlarınız sizi orada muhtemelen bekliyor büyük ihtimalle. Ya da belki de tahmin ettiler ama yine de sizden haber alamadılar. Bu durumda ne yaparsınız sevgili arkadaşlarım? Gelsin bakalım A şıkkı. A şıkkı. Of, saate bak. Çok geç kalmışım. Artık buluşmanın bir anlamı yok diye düşünüp kimseye haber vermeden uyumaya devam edersiniz. B şıkkı. Kendime çok kızarım. O kadar çok kızarım ki gitmeyi çok istememe rağmen kendimi cezalandırmak için o buluşmaya gitmem. Bu da bir seçenek arkadaşlar. Çünkü muhtemelen arkadaşlarınızı istemeden de olsa biraz üzmüş olabilirsiniz ya da meraklandırmış olabilirsiniz. Peki gelelim C şıkkına. Hemen arkadaşlarıma ulaşmanın bir yolunu bulurum. Telefonları varsa onları ararım. Olayı dürüstçe anlatırım. Uyuyakaldığımı ama aslında onların yanında olmayı çok istediğimi açıklarım. Onlardan en önemlisi geciktiğim için özür dilerim sevgili arkadaşlarım. Geç kaldım, gerçekten elimde değildi, alarm yoktu ve ben uyuyakalmışım derim. Ve ardından eğer hala zaman geçiriyorlarsa yanlarına giderim. Bu 3 seçenekten hangisini yaparsınız arkadaşlar? Cevaplarınızı bize gönderin. Biz de bu cevaplardan hangisinin daha doğru olduğunu, hangisini yapmamızın daha doğru olduğunu yarın burada hep birlikte konuşalım. Şimdi soru zamanı bitti. Hadi bakalım gelin gidelim iki yakın arkadaşımızın yanına. Acaba bugün Mevezi bize neler anlatacaklar? Özel içeceğinden getirmişsin yine. Domates suyu mu? Tabii ki. Hep beraber içelim işte. Tabii yani ellerine sağlık Zi. Peki şimdi mi içelim programdan sonra mı? Ben zaten 2 bardak içtim. Sen bilirsin. Oh, afiyet olsun. Sevgili kardeşim çok iyi yapmışsın. Ben programdan sonra içsem olur mu? Bilmem. Olur herhalde. Olur tamam. Evet, nerede kalmıştık? Çok heyecanlı bir yerdeydik yine. Evet. Paulus ve Silas Agora'ya çıkarılmıştı. Bu meydandaki kalabalık galyana gelerek onlara saldırmaya çalıştı. Aman neler olacak şimdi? Paulus ve Silas'ın kıyafetlerinin çıkarılmalarını istediler. Ya be neler anlatıyorsun? Kurduğun her cümleyle durum daha da karışıyor. Ya bekle biraz bekle düzelecek. Peki. Elçi Paulus ve Silas'a eziyet ettiler ve sonra onları hapse attılar. Ama onlar zincire vurulmuş halde olsalar bile ilahiler söylediler. Harika! Diğer tutuklular da onları dinliyordu. Birden bir gürültü sarsıntı oluverdi. O kadar şiddetli bir sarsıntı oldu ki tutuldukları yerin temeli sarsıldı ve hücre kapıları açıldı. Oh! Kurtulacaklar. Zincirleri gevşedi. Olan biteni gören gardiyan onları tutsak etmek üzerine yemin ettiği için kendine zarar vermek istedi. Ay yapmasın ya. Neyse ki elçi Paulus ona kendine kötülük etme çünkü hepimiz buradayız dedi. Bu sözden çok etkilenen gardiyan onları oradan çıkardı. Ardından kurtulmak için ne yapmalıyım diye sordu. İman etsin. Kesinlikle Zi. Elçi Paulus da Rab İsa'ya iman et kurtulacaksın. Sen de ev halkında dedi. Tüm bu olanlardan sonra şehir yöneticileri elçi Paulus ve Silas'ı bırakma kararı aldılar. Yaşananlardan dolayı çok korkmuşlardı. Şimdi nereye gidecekler? Bakalım. Şimdi Amfipolis ve Apollonia yollarından geçerek Selanik'e gidecekler. Burada da Tanrı sözünü anlatacaklar ve burada yaklaşık 3 hafta kalacaklar. Hemen soruyorum o zaman. Sor. Amfipolis, Apollonia, buraları neresi mi? Hemen anlatıyorum Zi. Elbette Selanik'i de anlatacağım. Sen ve kardeşlerimiz biliyor olsanız da bir de biz anlatmış oluruz. Ne dersin? Hem olur ya küçük kardeşlerimiz arasında dikkatinden kaçmış olanlar da vardır belki. Selanik'i ben anlatacağım. Ya tamam öyle olsun.
Ben Amfipolis'i anlatayım. Amfipolis, Strymon adlı nehrin kıyılarındaki düzlüğe kurulmuş bir kent. Günümüzde Yunanistan sınırlarında bulunuyor. Apolonya'da günümüzde Süzebolu olarak bilinen bir kasaba. Orası ise günümüzde Bulgaristan'ın içinde yer alıyor. Ne? Selanik Bulgaristan'da mıydı, Yunanistan'da mıydı? Kafam karıştı. Dur dur, heyecanlanma, dur böyle şeyler. Yardımcı olayım sana. Selanik Yunanistan'da. Teşekkür ederim kardeşim. Evet, Selanik Yunanistan'da bulunan büyük bir kent. Yunanistan'ın ikinci büyük kenti o zaman. İkinci büyük kent olduğunu anımsıyorum çünkü. Büyüklük konusunda Atina'nın hemen ardında diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sofya'nın olacak değil ya, sonuçta Bulgaristan'da değil. Bir Yunan kenti olarak da çok turistik bir yer tabii Selanik. Ne de olsa antik kent. Beyaz Kule, Aya Dimitri Kilisesi, Galerius Kemeri gibi güzellikleri var. Ve elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir. Ya. Atatürk Evi Müzesi de mutlaka burada yer alıyor. Çok güzel, çok güzel anlattın Zi. Bravo. Teşekkür ederim, sana da bravo be. Ya teşekkür ederim. Peki zor sorun var mı? Bu bölüm yok. Aa, neden? Hemen domates sularını içelim diye. Öyle olsun bakalım. Keşke soru sorsaydın. Öyle değil, afiyet olsun. Peki. Ben sonra içsem olur mu? Peki, Isınmış peki. Bu. Sözü bölümüne hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün birlikte çok güzel bir bölüm çalışacağız sizinle kutsal kitaptan. Yani Tanrı'dan gelen o güzel mektuptan. Artık yavaş yavaş kurtarıcımızın gelmeye başladığını biliyoruz. Bu sırayla çalıştığımız öykülerden. Geçen haftalarda biz Ezra ve Nehemya'dan bahsetmiştik. Onları nasıl aslında gelecek olandan müjdelediklerini ve artık insanların yavaş yavaş gelecek olan kurtarıcıyı beklemeye başladıklarından bahsetmiştik. Şimdi artık yavaş yavaş kurtarıcımız, yani kim bu kurtarıcı? Siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Mesih İsa artık yavaş yavaş dünyamıza geliyor. Tabii ki geldi, yani çok uzun zaman geçti bunun üzerinden ama biz eskiden bu olaylar nasıl gelişti onları hatırlamaya çalışıyoruz. Tanrı'nın bize için hazırladığı kurtuluş planı zaten tamamlandı. Mesih İsa bizler için geldi. Maalesef acılar çekti, bizi kurtardı ve bizim şimdi onunla çok güzel bir ilişkimiz var. O yukarılarda, göklerde olsa bile her zaman bizi duyuyor, her zaman yanımıza gelebiliyor. Ve işte şimdi de arkadaşlar artık yavaş yavaş Tanrı'nın hazırladığı planının gerçekleştiği, geçmişte o gerçekleştiği zamana gidiyoruz. Bu bölümleri zaten Noel'den de biliyoruz biz aslında Mesih'le ilgili. Yavaş yavaş haydi bakalım görelim. Bu bölümümüzün adı geldi. Acaba kim geldi? Kapıda biri mi var? Hayır, ben o gelen kişinin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Tabii ki de Mesih İsa. O zaman haydi bakalım yavaş yavaş sizlere bu öyküyü okumaya başlayayım. Acaba nasıl gelişmiş Mesih İsa'nın dünyamıza, aramıza gelişi. Her şey hazırdı. Tanrı'nın beklediği an gelmişti sonunda. Tanrı halkına yardım etmek üzere geliyordu. Tıpkı en başta söz verdiği gibi. Aslında Adem ve Havva Tanrı'nın yeme dediği meyveyi yediklerinde Tanrı'nın planını birazcık bozmuş gibi oldular. Ama Tanrı o andan itibaren tekrar bütün insanları kurtarma ve onları yanına alma planı yapmaya başlamıştı zaten. Ve Tanrı'nın bu kadar uzun zaman beklediği plan sonunda gerçekleşiyordu. Peki ama nasıl gelecekti? Neye benzeyecekti? Ne yapacaktı? Ne de olsa dağlar onun önünde eğilirdi. Denizler gürlerdi. Ağaçlar ellerini çırparlardı. Ama yeryüzü nefesini tuttu. Tıpkı ses çıkarmadan yağan kar gibi sessizce geldi. Kimse bakmazken karanlıkta geldi. Nasıl oldu acaba bu? Yusuf adındaki bir adamla nişanlı olan Meryem adında bir kız vardı. Yusuf, Kral Davut'un büyük 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 torunuydu. Bir sabah bu genç kız kendi işine bakarken birdenbire ışık savaşçısı yanında belirdi. Orada, oracıkta. Kimmiş bu ışık savaşçısı sizce?
gelen bir melekti. Göklerden gelen özel bir haberciydi ve adı Cebrail'di. Meryem parıldayan bu uzun boylu meleği görünce korktu. Tabii ki korkar çünkü bizler de yanımızda bir anda kocaman, güçlü bir melek görürsek hatta belki de gözlerimiz kamaşır ona bakamayız bile. Çünkü o kadar parlak, o kadar güzeldir ki melekler eminim. O yüzden Meryem'in ne kadar şok olduğunu tahmin edebiliyorum sevgili arkadaşım. Korkmana gerek yok dedi Cebrail. Tanrı senden çok memnun. Acaba melek bir başkasıyla mı konuşuyor diye Meryem etrafına bakındı. Meleğin kendisiyle konuştuğuna inanamadı Meryem. Çünkü o zaman daha genç bir kızdı Meryem. Meryem dedi Cebrail ve öylesine bir mutlulukla güldü ki Meryem'in gözleri doldu. Meryem senin bir bebeğin olacak. Bir oğlun olacak. Ona İsa adını vereceksin. O Tanrı'nın kendi oğlu. Beklediğimiz kurtarıcımız. Gezegenleri uzaya fırlatıp onların orada dönüp durmasını devam ettiren Tanrı, tek bir sözüyle evreni yaratan Tanrı, bizim güçlü kralımız. Her şeyi yapabilecek olan Tanrı kendini küçükleştiriyordu. Yeryüzüne geliyordu. Hem de bir bebek olarak. İşte burada duralım arkadaşlar. Şimdi bu hikayenin devamını çok merak ediyorum. Nasıl yani? Tanrı, o koskoca güçlü, bütün evreni yaratan, gücü her şeye yeten, bizim tanıdığımız annemizden, babamızdan, öğretmenlerimizden, sınıftaki en güçlü arkadaşımızdan bile daha güçlü olan Tanrı nasıl bir bebek olabilir? Tabii ki de Mesih İsa'yla. Peki bu hikayenin devamına yarın birlikte bakacağız. Şimdi sizler bugün yarına kadar şunu düşünmenizi istiyorum. Tanrı bizi ne kadar çok sevdi ki demek ki o koskoca güçlü Tanrı bir bebek olmayı göze aldı. Küçücük, güçsüz, annesine babasına ihtiyaç duyan bir bebek olmayı göze aldı bizim için. Acaba hikayenin devamında ne olacak? Yarın hep birlikte göreceğiz. Ama şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Nurabın sizi çok seviyor. Hoşça kalın.